Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir Autodesk inventör dersime daha hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz katıyı birlikte oluşturacağız. Öncelikle new diyorum. Metrik sistem, standart, IPT ve create. 2D sketch'te hangi düzlemi seçeceğimi belirliyorum. Ben şuradan bakarak bu profili öncelikle oluşturmak istediğimden XY düzlemine çizim açıyorum. Line çizik komutunu aldım arkadaşlar. Şu taslağı çiziyorum. Ve ölçülendirmeye başlıyorum. Buradaki boyumuzun 140 mm olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki ölçümüzün 80 mm olduğunu görüyorsunuz. 80 mm'yi verebilmek için tam boyda bu aşamada sağ tuşa basıyorum. Aligned seçeneğini kullanarak tam boyda ölçü veriyorum. 80 mm. Ve bu ölçüyü vermem lazım. Yine tam boyda vermek için sağ tuşa basıyorum. Aligned ölçü biçimini kullanıyorum. Burayı da 50 artı yarıçap kadar vereceğim. Yarıçapımız 32 artı 50, 82 mm olacak. Şu iki çizginin birbirine dik olmasını istiyorum. Bunun için diklik ilişkisini aldım. Bu çizgimi ve bu çizgimi seçip dik olmasını istedim. Burası sanırım dik olmuş. Gerek kalmadı. Şimdi offset komutuyla diğer çizgileri oluşturacağım. Offset komutunu çalıştırıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey, offset komutunu çalıştırdıktan sonra sağ tuşa basıp select loop, loop select'in kapalı olmasını dikkat edin. Değilse birbirleriyle ilişkili tüm çizgileri seçecek. Evet, alttaki çizgimi seçiyorum. Sağ tuş continue diyorum. Yukarı doğru çektim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki offset değerimiz 18 olacak. Bu çizgiyi seçtim. Sağ tuş continue diyorum. Buradaki çizgimiz ya da aralığımız 23 mm olacak. Yukarıdaki çizgiyi seçip sağ tuş continue dedim. Bu da 15 mm olacak. Sağ tuş OK ile çıktım. Line komutumuzda şu kısmı ve şu kısmı arkadaşlar kapatıyorum. Buraları budayacağız. Hemen trim budama komutumuzu alıyoruz. Bu kısımları buduyoruz. Hazır bu aşamadayken şuradaki radyüsleri de verebiliriz. Yarıçap 6. Fillet komutunu çalıştırdım. Radyüs değerimizi 6 mm yapıyorum. Bu köşeyi seçerek 6 mm yuvarlatıyorum. Finish sketch diyorum. Extrude komutunu çalıştırdım. Bölge seçildi. Tek yönde değil, simetrik ile orta düzleme göre ekstrüzyon vereceğim. Ekstrüzyon değerimiz 64 mm. 64 değerini girdim ve onayladım. Bu aşamada şuradaki kısmı oluşturmak istiyorum. Buraya bir çizim açtım. Line komutunu ve simetri çizgi tipini seçerek buradaki midpoint'ten şu şekilde yatay bir doğru çiziyorum. Simetri çizgi tipimi kapattım. Dikdörtgen komutumu aldım. Şu şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Önce bu çizgiye göre simetrik olması için simetri ilişkisini aldım. Simetri kenarı 1, simetri kenarı 2 ve simetri ekseni olarak simetrik yaptım. Ölçülendirmemi alıyorum. Buradaki ölçümüz arkadaşlar, buradaki dairelerin çapı kadar olacak. Yani 36 mm. Şuradaki boyumuz ya da şu ölçümüz 18, 18, 36, 30'da 66. Fakat 3 buradan 6 çıkarak 66 eksi 6, 60 mm olacak. Konum ölçüsü olarak arkadaşlar, bu kenardan
buraya kadar 14 artı 3 yani 17 milimetre bir ölçü olması lazım. Burayı da 17 milimetre yapıyoruz. Finish sketch dedim. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Ne kadar ekstrüzyon vereceğim? Tabandan eksene kadar 25 artı yarıçap kadar. Yarıçap 18 artı 25 43 milimetre. 43 milimetre ekstrüzyonumuzu verdim ve katımı oluşturdum. Şimdi şu aradaki kesme işlemini yapmak için bu yüzeye bir çizim açtım. Yine simetri kullanacağım için line dedim. Construction line'ı seçiyorum. Şuranın midpoint'inden aşağı doğru bir doğru çizdim. Simetri çizgi özelliğimi kapattım. Düzeltiyorum construction. Rectangle komutumu aldım. Bir kısmı dışarıda kalabilecek biçimde bir dikdörtgen çiziyorum. Yine bu üç çizgiyi simetri yapmam lazım. Simetri kenarı 1, simetri kenarı 2, simetri ekseni. Ölçü aracımı aldım. Burası 30 milimetre. Bu çizginin tabana olan mesafesi 7 milimetre. Finish sketch diyorum. Extrude dedim arkadaşlar. Kesme işlemi yapacağım. Cut diyorum. Ne kadar yapacağım? Çap kadar. 36 milimetre. Kesme işlemi tamamladım. Şimdi şuradaki yuvarlatmaları yapmam lazım. Bunun için fillet komutunu kullanacağım. Full round fillet'i kullanacağım. 3 yüzeyi seçerek yuvarlatma. Bu yüzeyi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Diğer yüzeyi seçemezseniz sağ tuş select border'la seçebilirsiniz. Ben bu yuvardan seçtim. OK dedim. Apply diyorum. Tekrar bu taraf için de uygulayacağım. Bu yüzey. Bu yüzey. Ve select border ile diğer yüzeyi bulmam lazım ama şu parça engellediği için shift ve faremin tekerleğine basarak buradan görmek daha mantıklı olacak. Bunu da seçiyorum. OK dedim. Ve burayı tamamladım. Şimdi bu dairesel yüzeylerde 3'er milimetre her iki tarafa bir çıkıntı var. Bu yüzeyi seçtim. Çizim açıyorum. Bu aşamada o bölgeyi göremediğim için buradaki slice graphic özelliğini kullanmak istiyorum. Bakın orayı bana kesit olarak gösterdi. Daire komutumu aldım. Bu merkeze çapı 36 olan bir daire çiziyorum. Finish sketch dedim. Extrude diyorum. Kaç milimetreydi burası? 3 milimetreydi. Bu son yaptığımız kısmı aynalayabiliriz veya çizebiliriz ama aynalama komutunu da göstermek istiyorum. En azından plane komutundan. Mid plane between two planes. İki yüzey seçerek yeni bir düzlem elde edebiliyoruz. Orta düzlem. Şimdi bu düzlemi kullanarak aynalama yapacağız. Pattern içerisinde 3 boyutlu aynalama komutumuz var. Features olarak son yaptığımız extrusion'ı seçiyorum. Mirror plane olarak son düzlemimizi gösteriyorum ve aynalama işlemini oluşturuyoruz. Bu düzlemi artık visibility ile gizleyebiliriz. Shift farenin tekerleğine basarak çevirme işlemi yapabiliyorum. Bu arada arkadaşlar tabii ki buradaki full navigation veli de kullanabilirsiniz. Örneğin orbitle de çevirebiliyorsunuz. Bunu daha önceki derslerimde gösterdim. Bunu da kullanmanızda fayda var. Ben shift farenin tekerleğine basarak döndürme işlemi yaptım. Bu yüzeye bir çizim açıyorum. Bu merkezde bir dairemiz var. Çapı 18. Finish sketch diyerek burada bir delik oluşturacağız. Extrude dedim. Cut özelliğini seçtim. Mesela buradan to diyerek şuraya kadar kesme işlemi yap diyebiliriz.
Evet. Bu kısmı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi şuradaki işlemleri yapalım. Hatta şuradaki boşaltmayla başlayalım. Bu yüzeye bir çizim açtım. Yine simetri kullanacağım için line ve construction line açarak şöyle bir doğru çiziyorum. Construction line özelliğini kapattım. Line'ımızı alıyoruz. Buradaki profil taslak olarak çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Ve bu arayı da kapatabiliriz. Simetri oluşturmak istiyorum. Simetri komutumu çalıştırdım. Simetri kenarı 1, simetri kenarı 2 ve simetri ekseni. Ölçülendirmemi aldım. Şu ölçümüz 40 mm arkadaşlar. Şuradaki açımız dikeyde 30 derece, yatayda 60 derece olacak. Ve bir de burada yüksekliğimiz var. Bu yüksekliğimiz de 6 mm. Finish sketch diyorum. Extrude komutunu çalıştırdım. Kat kesme işlemi yapacağım. Şuradaki okla tutup fazlasıyla dışarı doğru kesme işlemini yapıyorum. Şuradaki delikleri oluşturabilmek için bu yüzeye bir çizim açtım. Yine line ve construction line özelliğini açarak buradan yukarı doğru dik bir çizgi çiziyorum. Construction line özelliğini kapattım. Circle aldım. Bu yüzeye evet, bizde bu parçamız ters mi döndü diye baktım, değil. Evet, buraya bir daire çiziyorum. Buraya da bir daire çizdim. Her iki dairemin çapları eşit olacağı için eşitlik ilişkisiyle bunları belirliyorum. Deliğimizin çapı 10 mm'ymiş arkadaşlar. İki delik eksenler arası 25 mm. Üst deliğimizin en üst kenara mesafesi yine 25 mm'ymiş. Evet, finish sketch diyorum. Extrude dedim. Kesme işlemi yapacağım. Kesme işlemi yapacağım bölgeyi seçtim. Cut dedim. Yine to özelliğini kullanarak diyorum ki bu yüzeye kadar kesme işlemini gerçekleştir. Okey dedim. Şimdi şuradaki işlemler yapacağız. Önce burayı yuvarlatmamız lazım. Yarıçap 32. Yine fillet'ten full round fillet'i kullanacağım. Bu yüzey sağ tuşa bastım. Select A'dır dedim. Bu yüzey sağ tuşa bastım. Select A'dır dedim ve bu yüzey. Şuradaki delme işlemini yapalım. Bu yüzeye tekrar bir çizim açıyorum. Şöyle dışarı çizebiliriz. Çap 32'ymiş arkadaşlar. Burada eş merkezli ilişkisini vereceğim. Konsantrik. Bu daire ile şuradaki yayı seçiyorum. Eş merkezli yaptım. Finish sketch dedim. 9 mm'lik kesme işlemimiz var. Extrude komutumuzu kullandık. Cut diyorum, kesme işlemi 9 mm. İç deliği yapmak için bu yüzeye bir çizim açtım. Bu merkeze bir daire çiziyorum. Bunun çapı da 20 mm'ymiş. Finish sketch dedim. Extrude dedim. Algıladı. Cut diyorum. Nereye kadar? To diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde alt yüzeyi gösteriyorum. Okey ile burayı da tamamlamış olduk. Evet. Şurada bir kanalımız var.
bu yüzeye bir çizim açtım. Burada yine simetri kullanacağım. Line komutunu aldım. Construction line özelliğini açtım. Bu dairemin merkezinden aşağı doğru bir yardımcı çizgi oluşturuyorum. Construction line özelliğini kapattım. Dikdörtgen komutumu alıyorum. Şöyle iki ucu da şu dairesel kısmın ve altın dışında kalacak biçimde bir dikdörtgen çizdim. Simetri ilişkisi vereceğim. Simetri kenarı 1, simetri kenarı 2 ve simetri eksenimiz. Ölçüyle buranın 23 değerini veriyorum. Finish sketch dedim. Extrude dedim. Kat işlemi yapacağım. Aşağı doğru kaç milimetre? 4 milimetre. Evet. Son olarak arkadaşlar şu köşelerde radyüslerimiz var. Fillet değerimiz 6 milimetre. Bu kenarımız ve bu kenarımızı seçerek buraya da radyüslerimizi vermiş olduk. Şöyle baktığımda sanırım eksiğimiz yok. Bu çizimi de tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.